Bakalım muayene edelim, bakalım, konuşalım. Bakalım bir muayene edelim. Ben kendimi Emel Hanım'a, Emel Hanım da size emanet etti. Teşekkür ederim. Ya, bak görüyorsun. Emanete ihanet etmeyeceğim. Kesinlikle. Hakkını vereceğiz bakalım. Buyurun, dişlerinizde ne gibi ihtiyaçlarınız var? Dişlerim sarı, diş eti kanamam var. Evet. Ve diş arasında boşluk var. Evet. Bir de uzunluk kısalık var. Uzunluk kısalık dediğiniz doğru. Baktığım zaman dişlerde birkaç şikayet var, doğru. Aslında genel dizilimi güzel. Ancak arada birkaç tane dişte problem var. Ben şu diş yapısına bayılıyorum. Evet, ya. Güzel güzel. Çok güzel. Ön dişler çıkık olması yakışıyor. Böyle bayılıyorum. Böyle bir diş yapısına bayılıyorum. Yapalım mı? Alıştık zaten. Alıştık öyle değil mi? Uzattık. Geçen hafta yaptığımız komik olmuştu aslında. Evet, çok güzeldi. Yani bir dişin biri uzun biri kısa. Bunların ikisinin aynı boyda olmasını bonding diye bir tedavi var. Bonding. Bonding zaten. Ondan bahsedeceğiz. Yeni duydum ben bu bondingi. Nasıl bir şey? Bakalım. Bonding ne yapacağız? Aralık var, yine bonding ile kapatacağız. Hı-hı. Diş etlerim kanıyor dedi. Kanama için lazer yapacağız diş etlerine. Lazerle bakterileri beyaz öldüreceğiz. Estetik. Beyaz estetik ve pembe estetik. Ha, pembe, pardon. Pembe estetik. Buldum. Ve diş beyazlatma yapacağız sizin. Birkaç tane işlem yapacağız ve bir günlük bir tedavimiz var. Bir günde her şey olacak. 2 saatte, 1,5 saatte. Tamam. Emanetimi size teslim ediyorum o zaman. Emel Acar'ı uğurlayan Çağdaş Bey öncelikle Esen Hanım'ın dişlerinin ilk halini fotoğraflıyor. Hazırlıkları tamamlayan Çağdaş Bey uygulayacağı tedavi konusunda bilgilendiriyor Esen Hanım'ı. Bu hafta Esen Hanım'da birkaç farklı tedavi izleyeceğiz. Öncelikle Esen Hanım diş etlerindeki kanamalardan bahsetti. Biliyorsunuz diş etlerinde kanama çok sık rastlanan bir durum. İnsanın vücudunda herhangi bir kanama varsa bilin ki bu hastalık belirtisidir. Diş etlerinizde kanıyorsa lütfen diş hekiminizi arayıp bir randevu alın ve diş eti kanamanızı tedavi ettirin. Diş eti kanaması tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ana kaynağı diş taşlarıdır. Çoğu insan zanneder ki ben diş taşlarımı temizletince dişlerime zarar geliyor. Hayır. Diş taşları temizlenince bakterilerden kurtulmuş oluyorsunuz. Diş taşı temizliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor Çağdaş Bey. Diş taşları ultrasonik aletlerle temizleniyor. Yani titreşim yapan aletlerle diş taşları kırılıyor adeta. Dişin yüzeyine yapışmış aletler. Bunlar dişe kesinlikle zarar vermiyor temizlenmesi. Ve diş taşını aslında mikroskopta baktığınızda göreceksiniz ki içinde onlarca bakteri var. O yüzden muhakkak diş taşlarınızı uzaklaştırın. Ayrıca ağızda kanama varsa, iltihap varsa bunlar bildiğiniz üzere böbrekleri, kalbi etkileyebilir. İnsan her yaşta kalp krizi geçirebilir, böbrek hastalığına yakalanabilir. O yüzden gençliğinize güvenmeyin, lütfen sağlığınıza bakın. Sağlık bir daha geri gelmiyor. Ondan sorun ortaya çıkmadan çözmek lazım. Diş ve diş etinin en büyük düşmanı olan taşları kısa süre içinde temizleyen Çağdaş Bey bir diğer aşamaya geçiyor. Diş taşı temizliğimiz tamamlandı. Diş taşları temizlenince orada kanamalı alanlara lazerle dezenfekte ve lazerle iltihaplı dokuyu almakta fayda var. Şimdi sırada o işlemi yapacağız. Bakalım lazer işlemi nasıl gidiyoruz? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Gördüğünüz hastamız transa geçmiş gibi. Artık günümüz tekniklerinde aslında diş hekiminden korkacak bir şey yok. Ülkemizdeki diş hekimleri kendini çok iyi yetiştirmiş bireyler ve günümüz teknolojileriyle artık korku kalmadı. Çünkü uyuşturuluyor, teknikler hem hızlı hem çok başarılı. Biliyorsunuz çok insan diş hekiminden korkuyor ancak korkunuzu yenip lütfen diş hekiminize gidin. Lazer'e başlıyoruz. Lazer teknolojisiyle diş etleri de sağlığına kavuşturuluyor. Lazerle diş et tedavimiz de tamamlanmış oldu. Amaç burada bakterileri öldürmekti. Daha çabuk iyileşmeyi sağlamak. Lazer günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Diş hekimliğinde de kullanılır hale geldi. Dişi temizlerken, bakterileri öldürürken, kemik cerrahisi yaparken değişik alanlarda kullanılıyor. Gerekli ihtiyacı diş hekimi belirliyor. Ve burada da bu alanda kullandık. Sıra geldi diş beyazlatma işlemine. Diş beyazlatma işlemine başlamadan önce küçük bir uyarıda bulunuyor Çağdaş Bey. Diş beyazlatmada dikkat etmek gereken en önemli konu şu. Muhakkak beyazlatma işlemini diş hekiminize yaptırın. Dışarıdan, pazardan, marketten aldığınız ürünleri lütfen kullanmayın. Bunlar başta dişleri beyazlatıyor gibi görünse de aslında dişlere zarar verecektir. Dişlerin daha çabuk sararmasını sağlayacaktır. Diş hekiminizin kullandığı ürün dişlerinizin beyazlığının hemen olmasını sağlayacak
ve dişe zarar vermeyecek. Arada en büyük fark bu. Lütfen diş hekiminize bu uygulamayı yaptırın. Esen Hanım'a özel video gözlüklerini takan Çağdaş Bey, bakın nasıl bir film seçmiş konuğumuz için. Biz kendi için meditasyon DVD'si ayarladık. Daha medite olsun, rahat olsun diye. Biliyorsunuz insanlar diş hekiminde zaten gergin olduğu için rahat şeyler bu doğa manzaraları seyredecek. 45 dakikalık uygulamanın ardından Esen Hanım daha beyaz ve daha ışıltılı dişlere kavuşuyor. Bu işlemden sonra sıra geldi bonding'e. Bonding yapacağız şimdi. Dezenfekte edilen iki dişin arası bonding yöntemiyle dolduruluyor. Adı üzerinde yapıştırmak demek. Özel yapıştırıcısı uygulanıyor. Ve özel kompozit esaslı malzemeler var. Dişin rengi seçilip o malzemeler araya uygulanıyor. Bonding işlemiyle birlikte Esen Hanım'ın tedavisi de tamamlanıyor. Bugün diş et tedavisi yapıldı. Kanamalar azaldı. Beyazlatma yapıldı. Şimdi bonding'i yaptık. Ben henüz görmedim. Görmediniz. Merak ediyor musunuz kendinizi? Tabii ki. Beraber bakalım nasıl. Buyurun. Gülümse rahat gülümse. Çıkar şey yapmıyor. Gülümse. Hocam çok güzel olmuş. Güle güle kullanın bakın. Elinize sağlık. Rahat çok gülümse. Güzel olmuş. Güle güle kullanın. Yaklaşık 2 saat süren bir tedavi sonucunda muhteşem bir gülüşe kavuşan Esen Hanım'ın son halini fotoğraflıyor Çağdaş Bey. Bu hafta Esen Hanım ile beraberdik. Esen Hanım da birkaç tane hem sağlık hem de estetik olarak şikayet vardı. Sağlık şikayetlerinin en büyüğü fırçaladığı zaman diş etlerindeki kanamaydı. Diş etlerini lazerle kürete ettik ve diş taşlarını temizledik. Bu sayede kanama seri olarak geçecek. Onun yanında estetik şikayetlerinden dişleri çok sarıydı. Sarı olduğu için dişlerine ofis tipi diş beyazlatma işlemi uygulandı. Ve bir saat sonunda gördüğünüz dişler daha beyaz hale geldi. Beyazlatmanın sonunda da ön dişlerde boy farkı vardı. Biri uzun, biri kısa. Ayrıca ön dişlerin arasında aralıklar vardı. 2 tane veya 3 tane dişinde. Bu aralıklar bonding yöntemiyle kapatıldı ve seviye farkı diğer dişe ilave yaparak giderildi. Böylece dişlerin seviyeleri de güzel hale gelmiş oldu.